oradan bize kurt alsan olmaz mı? Ya şimdi canlı çıkar, patron bize laf eder onun için. Kim? Patron mu? Evet. Kim patron? Aynı manzara yok ama orayla orada. Şimdi patronu şeye söyleyeyim. Tamam. Ama bir görüntü alıp gideceğim. Evet, şuradan kısa bir görüntü alıp çıkacağım. Tamam. Sivil vatandaşların girmesinin yasak olduğu, sadece VIP konuklar için yapılan o kafe kondu, tarihi Süleymaniye Camii'nin avlusundan kaldırıldı. Süleymaniye Camii'nin tam avlusundaki olan kafe arkamızdaydı. İşte o kafe kaldırıldı ve kafe kaldırıldıktan sonra da bu bahçe, yani caminin avlusu da vatandaşlara açıldı. Çok değil, birkaç gün öncesine kadar Türkiye'nin en önemli kültür miraslarından biri olan Süleymaniye Camii'nin bahçesinde mavi tenteli bir kafe kondu vardı. Üstelik o kafe kondu, aralarında bakanların bile olduğu üst düzey siyasetçi, bürokrat ve iş adamlarını ağırlıyordu. Ablam acele de kafeyi kapatacağız. Mimar Sinan'ın kalfalık eseri olarak bilinen Süleymaniye Camii'nin restorasyonunu Gürsoy İnşaat üstlendi. Yenilemeler 2010'da tamamlandı. Kanuni ve Hürrem Sultan türbelerini restore etti. Temmuz 2013'te ziyarete açıldı. Ancak caminin Haliç'e bakan avlusundaki şantiye bir yıldır kaldırılmadı. Nedeni ise seçkin kişilerin ağırlandığı kaçak bir kafenin olmasıydı. Süleymaniye Camisi'nin Haliç'e bakan avlu kısmı sivil vatandaşlara kapalıydı ve vatandaşlar tam bulunduğumuz bu kısımdan camiye giriş yapamıyorlardı. Tam da bu alan sadece bürokratlara, milletvekillerine, bakanlara ve iş adamlarına açıktı ve hemen arkamızdaki bu kapıdan da giriş yapmalarına izin veriliyordu. VIP konuklar sadece Osmanlı sultanları tarafından kullanılan Hünkar Mahfili adı verilen kapıdan avluya, hemen oradan da şantiyenin kapısından kafeye alınıyordu. O VIP konuklardan biri de Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ydu. Konuklara özel giyimli garsonlar servis yapıyordu. O bahçede sadece kaçak kafe yoktu. Aynı zamanda vatandaşlara kapalı olan bahçede yemekli organizasyonlar da yapılıyordu. Uzun zamandır kapalıydı, evet. O kapalı alan sessiz sedasız bir açıklama dahi yapılmadan tekrar vatandaşa açıldı. Kaçak kafe kondu, kaldırıldı. Vatandaşlar cuma namazı çıkışı Süleymaniye Camii'nin Haliç'e bakan avlusunu doldurdu. Doya doya İstanbul'un o eşsiz güzelliğini izledi, fotoğraf çektirdi.